Ben bir Türk olarak dedim ki buradan geçeyim. Ama kurallar dedi ki bana sen bir Türk olarak buradan geçme. Şurayı kullan dedi. Ne var içinde? Fasulye mi var? Ne kadar o? 1.30. Tiflis'in kuş bakışı görüntüsü bakın. Rahat edemedik çıkmadan. İlla çıkacağız içimizde. Bir şeyler böyle. Evet arkadaşlar, yepyeni bir yol videosuyla yine birlikteyiz. Şu an Batum'dan ayrılıyorum bugün itibariyle. Tiflis'e geçiyorum. Yani Türkçe konuşulan, Türklerin bol yaşadığı şehir Batum'dan ayrılık vakti geldi. Arkamda görmüş olduğunuz bir dolmuş durağı var. Böyle şehir içerisinde gezen dolmuşlar gibi. Şimdi bu dolmuşa bineceğim. 35 ileriye gidiyor. 350 TL'ye geliyor. Ortalama 350-360 TL gibi. Buradan yaklaşık bir 4-5 saat bir yolculuk bizi bekliyor. Ondan sonra da Tiflis'ten güzel görüntüler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi ne diyoruz? Batum'dan Tiflis'e yapılan yolculuk videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Evet, şöyle aslında şehir merkezinde özellikle büyük otobüse gitmek istemedim. Çünkü otogarları biraz daha şehrin dışında kalıyor. Hem giderken hem Tiflis'e indiğimde de aynı şekilde bu sorunu yaşamak istemedim. Bir de bu dolmuşlar biraz daha hızlı gidiyormuşlar. Yani bir defa dolduruyor. Sonra hızlı bir şekilde basıp gidiyor. 35'ler ya buradan sizi alıyor. Tiflis'e kadar götürüyor. Evet arkadaşlar, dün akşam itibariyle dolmuşla Batum'dan Tiflis'e geldim. Evet, otobüs terminalinden Bolt uygulamasını kullanarak geldim şu an kaldığım otele. Dün biraz yorgundum. Biraz uzun sürdü. 5-6 saat falan sürdü. Bir de dolmuş gibi bir minibüs gibi bir şeydi. Şimdi yollara çıktım. Tiflis sokaklarında boy gösterelim. Aynı zamanda Tiflis'i de biraz keşfedelim. Şimdi ben de gezmedim. Dün itibariyle geldiğimde bir markete çıktım sadece. Daha Tiflis'i falan bilmiyorum. Hiçbir yerini görmedim. Batum'dan biraz farklı. Batum'da daha böyle Türk nüfusu da vardı. Tiflis biraz daha böyle Sovyetler zamanından kalan bir ülke. Biraz daha Rusya'yı andırıyor. Biraz enteresan bir yer. İnsanları da biraz soğukkanlı gibi geldi bana. Şimdilik tabii gözlemlerim bunlar. Biraz daha böyle Tiflis'i gezelim. Bakın burada bir ekmekçi var. Somun yazıyor herhalde. Ben öyle okuyorum. Bilmiyorum yani. Bunların alfabesine göre. Bakın şöyle güzel bir ekmekçi abimiz. Bu neyli bu abi? Lobiyo. Ne var içinde? Fasulye mi var? Ne kadar o? 1.30. 1.30? Okey. Ben de alayım bir tane ya. Şundan bir diyelim herhalde. Fasulye vardı içinde. Şu ekmeğin içerisinde. Bir de buranın böyle Gürcü ekmekleri var. Şöyle meşhur. Meşhurdur böyle. Biraz haçapuriye benziyor şekil olarak. Bir tane ondan alalım şundan. Kıymalı pide gibi bir şey herhalde. Ama içinde fasulye var. Bir tane Robio verir misin bana abla? Al. Robio'ymuş onun ismi. Fasulye yani. İçeri girersem valla direkt kovuyor abla. Buradaki fırınlar hep öyle. Aslında ekmek ya. İçinde fasulye var. Teşekkürler. Şimdi buradan şöyle bakalım. Nereye gidelim? Şuraya gidelim ya. Bir taraftan da Robio'muzu yiyelim. Evet, Tiflis sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle yine bir börekçi. Burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı zamanda burada tavuk da pişirmişler. Bu yarım tavuk mu? Pardon. Bütün tavuk 12'leri. Böyle hazır sandviçler falan. Şöyle kocaman kare börek var. Teyzem böyle hazırlamış. 4 lirayı 40 lira o. Şu börek bence 4 lirasıyla hesaplarsak normal. Güzel. Burada güzel şeyler var, böyle kurabiyeler yapmışlar, köy kurabiyesi. Oo. Vay 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 vay. Tartlar falan var, 1.5'lar ya. Güzelmiş. Şundan bakalım bir. Elmalı mı acaba? What is this? This is banana. 1.5'lar iyi. Bak bir şey de kesiyor ablama bak ya. Hayır, üstüme çıkacağım motorla, ne istiyorsun? Türkiye? Türkiye, yes. Afiyet olsun.
Afiyet olsun dediniz. Çok güzel. Teşekkürler. Sağ olun. Bay bay. Lan oğlum yer mi kalmadı ya? Neyse ya. Kızmayayım şimdi. Şimdi aldık bakalım bir. Ufaktan tadına bakalım böyle. Canım da tatlı bir şeyler istiyordu ama. Bunun içinde muz var dedi, bir şeyler dedi ama. Muzdan kurabiye yapmışlar. Konuşamadım biliyor musunuz? Boğazıma takıldı un gibi böyle. Sanki böyle çiğ un yersin ya. Nefesim kesildi. Bu arada bakın. Karşıda bir market var bakın, Spar. Bu Tiflis'te yaygın olan bir market galiba. Zincir market. Tam karşıda görürsünüz şöyle. Şimdi burada karşıda bir eski bir kilise var. Birazdan onun içerisine de girelim. Biraz çekim yapalım. İzin verirseler. Evet, bu eski yapı kilise bahçesine bir girelim. Ya şu taşlardan yürümekte biraz zorlanıyorum. Basarken çünkü canım yanıyor. Dengesiz basıyorum. Bakmayın daha iyileşmedim aslında. Normalde yollarda olmamam lazımdı. Şöyle bahçesini göstereyim biraz. Böyle eski yapı bir kilise. Şöyle içeri doğru bir dalış yapalım. Biraz sessiz oluyorum şu an konuşmadan. Şu yapıya bakar mısınız? Biraz karanlık ama. Evet, şimdi dışarı çıkalım. İbaretlerini bölmeyelim insanların. Ezen mumları almış gelmiş. Abi şuradan alıyorlar mumları. Bu bağış yerinden alıyorlar mumları. İçeride içiyorlar. Evet, şimdi bu karşıda bir nehir var görüyorsunuz. Bu nehirden karşıya geçeceğim şimdi. Orada şehir meydanı varmış. Özgürlük meydanı daha doğrusu. Buranın ismini de Kura Nehri olarak gördüm. İnternete baktığımda Kura Nehri yazıyordu. Muhtemelen doğru telaffuz ediyorumdur. Kura Nehri, evet. Şimdi buradan bakalım, bu Kura Nehri'nden karşıya bir geçelim. Evet, şurada bir köprü var bakın. Aa, bu karşıda bir stadyum mu? Bir şey var. Şu karşıda köprüden, üst geçitten geçeceğiz. Yüksek tepede vericiler var şöyle. Çok inişli çıkışlı bir yere benziyor. Tiflis'te Batum gibi değil, trafik biraz daha yoğun. Normal aslında bir başkent olduğu için nüfusu bayağı bir kalabalık. Evet, bu arada Tiflis'in nüfusu 1 milyon 200 bin civarı olarak tahmin ediliyor. 2016'daki sayıma göre söylüyorlar bunu. Batum'da daha azdı nüfus. Batum daha turistik gibi geldi bana. Bilmiyorum, burada şu an kaldığım hostellerde bayağı bir turist var. Ama turist de denemez aslında. Biraz böyle çalışmaya gelmiş, iş aramaya gelmiş arkadaşlar var. İngilizce öğretmenliği falan yapanlar var. Böyle internet üzerinden bir şeyler yapanlar var. Tasarım vesaire. Yani internet üzerinden çalışanlar genelde bu tür yerlerde kalıyorlar. Biraz daha ucuz oluyor diye. Evet, Kura Nehri kenarındayım şu an. Birazdan şöyle karşıya geçeceğim. Tam nehir kenarında şöyle güzel bir kafe var. Bayağı da hareketli. Haçafürlerini yiyor turistler. Şimdi buradan sol tarafa doğru geçip oradan köprüden karşıya geçeceğim.
Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an köprünün üzerindeyim. Kura Nehri üzerindeyiz. Buradan devam edelim şöyle. Şimdi bakın. Karşıya geçince sol tarafa döndüğümde şehir merkezine doğru geçiyoruz. Daha doğrusu Özgürlük Meydanı. Aslında bu nehri kullanabilirler bir şekilde bir taşımacılıkta falan diye düşünüyorum. Bangkok'ta vardı çünkü. Bangkok'ta gibi ortadan geçen bir nehirde Tayland'da. Nehirin içerisinde de böyle sandallar falan var. Onlar taşımacılık falan yapıyorlar. Hem turistleri taşıyorlar, normal bir yerden bir yere gidebiliyorsunuz ve çok ucuzdu. Evet, Tiflis'te gezmeye devam. Bakın şöyle seyyar satıcılar, gözlükçüler. Ne güzel işlemeli tablolar yapmışlar burada bakın. İşlemeli direkt. Şöyle imitasyoncular var. Vay, gümüş herhalde bu. Böyle ağır ağır gümüşler. Kocaman. Turistler bunlara bayağı bir rağbet gösteriyor burada. Yerli halk aynı şekilde. O kasetçiler var bakın. Gürcistan'da kasetçiler, CD'ciler. Kaset satılıyor, hayret. Kaset CD kaldı mı ya? Evet, burada herhalde serbest böyle seyyar olarak satışlar. Açıkta bıçaklar falan. Evet, kahve öğütücüleri var şurada. Cezveler. Ayna ve tarak. Dayım burada mikroskop bile satıyor valla. Tablolar. Güzelmiş. Vay vay vay. Av malzemeleri de var. Bunlar ne böyle ya? Evet, buradan yine aynı şekilde. Evet, Tiflis sokaklarında gezmeye devam. Burada görüyorsunuz ne kadar güzel bir şey. Rahatsız yaya geçidine adım atar atmaz şak diye duruyorlar. Abi şu medeniyeti seviyorum. İran'da ayağını yere attığın an, yani yaya geçidine geçtiğin an üstünden geçmeye çalışıyorlar. Ya bir daha gider miyim İran'a? Hiç sanmıyorum. Sadece hava sahasını kullanırım herhalde veya çok çok olsa aktarma uçuşlarda kullanırım belki. Onun haricinde böyle gidebileceğim bir ülke değil. Sadece Tebriz'i sevdim. Tebriz güzel bir şehirdi. Hani Tebriz'i çok İran gibi görmüyorum çünkü. Çok daha böyle otonom bir bölge gibi. Daha sıcakkanlı insanlar. Evet, şu an bir parktayım şöyle. Park içerisinde biraz gezelim. Ondan sonra çıkış yapacağım. Şehir meydanına doğru. Abi ne kadar yeşil bir şehir böyle Tiflis. Başkentler genelde bu kadar yeşil olmaz ama Tiflis gerçekten çok iyi bu konuda. Şehir içerisinde böyle çiçek böcek satan teyzelerimiz var bakın. Ağaçlar, süs bitkileri. Çok güzel ya. Evet, güzel bir yer. Tiflis. Batum'a göre daha serin. Nem oranı daha düşük. Her yerde ağaçlar, çiçekler. Evet, şavurma diye bir yer şu an. Dönerci, tavuk dönerci. Evet, burası da güzelmiş ama. Şehir içerisinde çok güzel geziler yapacağız, öyle görünüyor. Burayı da daha çok böyle Kiev'e benzettim.
Tam böyle Kiev gibi olmasa da Ukrayna Kiev. Biraz benzettim yapılarını. Tiflis'e Özgürlük Meydanı'na doğru geldik. Bakın şu an tam karşıda da Maydanoz isminde bir dürümcü vardı. Türkiye'de bilirsiniz belki, İstanbul'da falan. Bir Türk restoranı, Türk markası. Şu karşı taraf sanırım, evet, Özgürlük Meydanı dedikleri yer. Ama normal şartlarda meydanlar direkt halkın kullanımına açık olması gerekiyor. Şu an bu meydan direkt araç trafiğine açık. Burayı, şu meydanı biraz böyle Belgrad, Sırbistan Belgrad'a benzettim burayı. Şöyle hatlı minibüsler var. Özel halk otobüsü gibi düşünün bunları. Şöyle otobüsler de var aynı zamanda. Burası bir nevi buradaki bölge Taksim Meydanı gibi. Az önce dedim ya, bu meydan normalde halka açık olması gerekirken şu an araçlara, arabalara falan açık. Halk da bu meydanı şöyle altından geçiyor. Halk geçidi kullanıyor şöyle. Buradan karşıya doğru. Bu şekilde geçiyorlar. Yani buradan bile geçiş sanırım yok. Evet. Ben bir Türk olarak dedim ki buradan geçeyim. Ama kurallar dedi ki bana, sen bir Türk olarak buradan geçme. Şurayı kullan dedi. Evet, şehir içerisinde kaybolmaya devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir istikamet belirledim kendime. Bu istikamette dümdüz devam edeceğim. Bakalım nerelere çıkacağız. Şu yol bildiğim kadarıyla böyle bir tepeye doğru çıkıyormuş. Şehri biraz daha yukarıdan görüyormuş. Biz de öyle yapalım dedim. Şehri biraz daha yukarıdan görelim. Bakın. Ya doğası olsun, yeşilliği olsun. Bir şehir bu kadar mı benzer ya? Belgrad, aynı Belgrad. Çok benziyor Belgrad'a. Evet, Belgrad'da tabii çok fazla şey var. Böyle Osmanlı yapısını görebiliyorsunuz. Burada bunu göremedim henüz ama gerçekten mimarisi çok benziyor. Evet, mimarileri görüyorsunuz. Bakın şöyle. Önünde bir kamyonet durmuş ama şu binayı bir göstermek istiyorum. Mimariler gerçekten muhteşem. Aynı zamanda bir Rus turist kafilesi de Tiflis'te şehir gezisi yapıyorlar. Evet, buradan şöyle tepeye doğru bir çıkış yapalım. Evet arkadaşlar, tam böyle karşıda ileride görürsünüz, belki buradan görebilirsiniz. Bir heykel var. Bir bayan heykeli, Kartlis Deda isminde bir hanımefendinin, savaşçı bir bayanın heykelini dikmişler. Şu karşıdaki Kartlis Deda heykeli hakkında biraz bilgi vereyim. Tiflis'in kuruluşunun 1500. yıl döneminde Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde 1958 yılında Sololaki tepesine kurulmuş. Şu karşıda gördüğünüz tepede Sololaki isminde bir tepe. Buralarda hemen hemen her yerde restoranlar şöyle. Gürcü mutfakları. Evet, şimdi tam karşımızda bir eski bir yapı var. Bir kilise var. Fakat şu an bu yapının sağa sola dökülmüş. Muhtemelen bakımsızlıktan ve girişe kapalı şu an. Bakalım şöyle, içi dökülmüş. Sololaki tepesi, bakın şu an karşımda gördüğünüz gibi Kartlis Deda heykeli. Evet, burası biraz böyle İstanbul gibi. Çok fazla tepesi var. Şimdi bu tepelerden bir tanesi Sololaki tepesi. Şehrin önemli anıtlarından bir tanesi. Kartlis Deda isminde bir bayan heykeli.
Şimdi bakalım şuradan devam edeceğiz. Sololaki tepesine çıkabilecek miyiz? Sololaki tepesine çıkmaya devam ediyoruz. Tepenin şu an yarısındayız. Bakın şöyle tepkisi. Üstten biraz göstereyim size. Birazdan daha da üste doğru çıkacağız. Evet, Kartlis Deda ismindeki heykelin olduğu yerdeyiz. Buradan daha yukarı çıkılmıyormuş. Ben çıkılıyor sanıyordum ama buraya kadar. Yürüyenleri takip ediyoruz. Buradan böyle bir geçiş var. Gidip geliyorlar. Evet, buradaki küçük kilisenin çan kulesi. Evet, benim için biraz zorlu oldu buraya çıkmak. Yorucu oldu daha doğrusu. Ayağımdan dolayı. Yürürken de burada rahat basamıyorum, biliyor musunuz? Bu taşlar biraz dengesiz basmamı sağlıyor. Evet arkadaşlar, mutlu sona doğru yaklaşıyoruz. Bakın şöyle Tiflis ayaklarımızın altında. Tiflis'in kalesi burada. Kalenin girişi. Kale girişi sanırım ücretsiz. Buradan öyle görüyorum, bilemedim tabi. Artık bakalım. Para isteyecekler mi, istemeyecekler mi? Evet, muhtemelen ücretsiz gibi görünüyor. Çünkü insanlar içeri akın akın girdi. Ücretli olsaydı bir sıra bir şey olurdu dedim ve evet, kalenin içerisine şu an giriş yaptık. Bu kale 4. yüzyılda yapılmış olan bir kale. Şöyle dağlara falan da çıkılıyor. Ben çıkmayacağım oralara. O kadar risk almayayım kendime. Riske atmak istemiyorum. Şimdi Gürcülerle alakalı ya ufak bir araştırma yaptım. Gürcüler, Svanlar, Lazlar, Mengenler ile aynı kökenden gelen Kartveli halkı olarak kabul ediliyormuş. Halkın büyük bir çoğunluğu bir Kartveli dili olan Gürcüce konuşmaktaymış. Bakar mısınız? Şu tepeye doğru çıkıp resim çekiliyorlar tam karşıda. Yani oradan ayağının kayıp düşmesi şöyle aşağıda son bulabilir. Birkaç parça halinde. Ben normalde çıkarım aslında. Çıkmayı da bir taraftan da istiyorum ama ayağımın rahat basmamasıyla alakalı olarak çok kendime güvenmiyorum. Sakatlıktan korkuyorum, yani düşmekten değil. Şöyle az riskli bir yol buldum kendime. Ters tarafta, burası değil. Biraz zorlu bir yol benim için ama çıkayım diyorum. Rahat edemedik çıkmadan. İlla çıkacağız, içimizde bir şeyler böyle dürtüp duruyor. Vay vay vay. Şimdi buradan böyle aşağıya düşmeden, buradan adım atamadım. Burada şöyle. Evet. Zor da olsa geçtik. Kuş bakışı Tiflis. Şimdi Tiflis şehri dediğim gibi şöyle tepelerden oluşuyor. Bir tepe burada var, bir tepe burada. Yani ortaya kurulmuş bir şehir aslında. Aslında Balkanlarda bunlar bu Osmanlı kasabaları, şehirleri gibi biraz. Öyle benzettim. Ovanın içerisinde bir şehir, kenarında onu koruyucu bir şekilde bir kale yapılmış. Yani şu kale ve şehir buradan böyle yapılanmaya başlamış. Evet, bakın burası da kalenin eski kuyusu. Tabii şu an kullanılmış muhtemelen. Kuyu olarak kullanılmış sanırım. Böyle görünüyor. Akşam üzeri biraz görüntü aktarayım size. Tiflis'in kuş bakışı görüntüsü bakın. Gayet güzel. Evet, özellikle havanın kararmasını bekledim şu an. Tiflis'i yukarıdan, tepeden görüyoruz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şu karşıda bir saray gibi bir yapı var. Oraya gidemedim bugün. Ters yönde kalıyordu. Buradaki tepeye çıkmak zorunda kaldım. Şimdi buradan teleferiye binmeye çalışacağım. Burada da bir dayımız var. Şöyle az önce İstiklal Marşı çalıyordu.
2,5 liraymış bu teleferiye binmek tek yön. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şöyle bir kart almak zorundaymışız. Bu arada onu göstereyim. Şu kart. Bu Akbil gibi bir kart. Bütün şehir içerisinde Tiflis'te geçiyor. Ve buna baki yükledikçe bütün ne varsa otobüs, metro falan hepsinde kullanabiliyormuşum şu kartı. Aslında almayı düşünmüyordum ama mecburen almak zorunda kaldık. Çünkü kartsız binilmiyor. Kart 4,5 lira, 2,5 lira da teleferik ücreti. Şimdi bakalım teleferiye binelim, karşıya geçelim. Evet, şimdi bindik teleferiye. 4,5 lira kart, 2,5 lira da teleferik. Şimdi buradan bineceğiz ve karşıya geçeceğiz. Çok iyi ya. Evet. İşte durmuyor. İnmesi de zormuş. Düşeceğim sandım. Evet, karşıya geldik. Şu karşıda bir balon var. Normalde o balonu uçuruyorlar belli zamanlarda. Yine ücret karşılığında. Güzel, başarılı ama turizm için. Böyle aktiviteleri bence Türkiye'de mutlaka yapmaları lazım. Cennet ülkemiz. Turizme daha fazla açık olabilir. Normalde turist geliyor ama daha böyle paralı turistleri çekmiş olurlar bu şekilde yaparsalar. Para harcayacak turistler gelmiş olur. İstanbul'da şöyle bir şey olmaz mı? Buna benzer bir şey. Yükselt abi denizin üzerine doğru. Bakın şöyle kalkıyor şu an. Görüyorsunuz bakın. Bugün tesadüf oldu. Yükseliyor. Şu an onun içerisinde olmak isterdim. Belki binebilirim daha sonraki bir zamanda. Evet arkadaşlar. Batum'dan yola çıktık. Başkent Tiflis'e kadar geldik. Bir dolmuş yolculuğuydu. Biraz zor oldu vesaire derken. Aslında dün bu saatlerde geldim Tiflis'e. Otele yerleştim. Biraz yorgundum. İşlerim vardı. Onları hallettim. Öğleden sonra da dışarı çıktım. Güzel bir gezi oldu benim için de. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Aslında hem yol videosu hem de bir kısımda olsa Tiflis'le alakalı biraz görüntü aktarmak istedim. Tiflis'in güzel yerlerini. Tabii Tiflis'in güzel yerleri demişken daha çok gezilecek yerleri var. Şehirle alakalı güzel şehir videoları da hazırlayacağım sizlere. Beraber gezeceğiz. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz en son teleferiye bindim. Teleferiğin olduğu yerden videoyu kapatıyorum. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Videolarımın daha fazla önerilmesini sağlıyor. Aynı şekilde beğenileriniz de benim için çok önemli. Daha fazla kişiye önerilmesini sağlıyor. Yani likelama dediğimiz olay. Ve severek izlediğiniz videolarımı sevdiklerinizle de paylaşırsanız bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.